Evet, güzel insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğimiz üzere YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlar nasıl geldi, nasıl gelmedi? Instagram üzerinden yazanlar var. İyi olanlar da var, tabii ki kötü olanlar da var. İnşallah sizlerinki de güzel olmuştur. Bunları söylemek istiyorum. Bir de zaten hani ben aslında benim de şansıma denk geldi gibi bir şey oldu. Ben en sonki videomda YKS açıklanıyor, hazır mısınız yazdım. Ertesi gün YKS açıklandı. Yani bazılar bana yazıyor ki ya işte sen nereden biliyordun falan diye yazan oluyor. Ben tabii ki bilmiyordum, tahmin etmiştim ama bir nevi de içime doğdu yani o gün açıklanacağı. Bir nevi de içime doğmuş oldu. Nitekim ertesi gün açıklandı. Hani ben de beklemiyordum. Bir anda bir haber geldi, açıklandı diye. Yani ÖSYM'nin verdiği tarihte gene açıklanmamış oldu o şekilde. Normalde geçen sene de olduğu gibi ÖSYM'nin verdiği tarihten 2 gün önce açıklanıyordu. Bu sefer bayağı önce açıklandı, yani 5-6 gün önce açıklandı. Zaten bunu da biliyorduk. Zaten bunu da işte her zaman söylüyorduk durumlara göre. Bunu her zaman aktarmıştık sizlere. Şimdi 2022 Tayfa ile ilgili alakalı çalışma metotlar olsun, deneme çözme metotlar olsun, efendime söyleyeyim normal videolar olsun, içeriklerimizi üretmeye devam edeceğiz. Artık 2021 YKS Tayfa'yı geride bıraktık. İyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. Şimdi artık 2022 YKS Tayfa'yla beraberiz. Tabii onları unutmadık. Onlar zaten kardeşimiz. Hem mezuna kalanlar hem de 2022 YKS Tayfa ile videolarımıza tabii ki devam edeceğiz. Güzel içerikler üretmeye her zaman için çalışacağız. Bugün de çok başka bir yerden seslemek istedim işin açığı. Bugün de ayrı bir yerden seslemek istedim. Güzel olsun, hani böyle bir değişiklik olsun diye sizler için. Şimdi bundan sonraki videolarımız özellikle hani daha önceki videomda da bahsetmiştim ben. Hani ders işte nasıl çalıştır, efendime söyleyeyim nasıl daha verimli ders çalışırız. Çok çalışmaktan ziyade işte verimli çalışmak çok çok önemli demiştim ben. Dolayısıyla nasıl verimli çalışırız, nasıl güzel çalışırız, bunlar hakkında tabii ki konuşacağız. Özellikle bunlar hakkında özel birçok videomuz olacak. Ve daha sonra da işte deneme çözme metotlarıyla beraber hafta sonlarına yakın ise bundan sonra artık her hafta sonlarına yakın ya da hafta sonları yani cumartesi pazar günleri deneme çözme ile alakalı videolarımız olacak özel. Onları da aktaracağız. İşte doğru deneme nasıl çözülür, işte hangi ortamda çözmeliyiz, nasıl yapmalıyız. Kendim de hani bu yollardan geçtiğim için onları aktaracağım sizlere. Tabii ki yani inşallah herkes başarılı olur tabii ki burada. Bununla alakalı videolarımız da olacak ilerleyen günlerde. Artık bu haftadan sonra başlıyoruz. 2022 Tayfa'yla beraber ve mezun Tayfa'yla beraber onları söylemek isterim. Şimdi Instagram'da bazı soranlar oluyor bana. İşte yani YKS 2021 ile alakalı yorumlar. Sıralama ile alakalı yorumlar. Şimdi sıralamalar dediğimiz gibi hani herkesin şaşıracağı sıralamalar olacak dedik. Nitekim oldu. Aslında ben ne demiştim daha önceki videomda, sıralamalarla alakalı videomda? Demiştim ki bu sene mesela örneğin düşük puan alıp da mesela ama sıralamamız yüksek olabilir demiştim. Bu durumda bizim lehimize olur demiştim. Nitekim öyle olan bir sürü öğrenci oldu. Yani puanı normal düşük öğrenciler oldu. Ama sıralamalar da çok yüksek oldu. Siz buradan sevgili öğrencilere yani söylemiştim. Bunlardan bahsetmiştim. Nitekim öyle oldu. Bahsettiğim tahminlerimin %80'i tuttu zaten. Geçen sene de tutmuştu. Bu sene de tuttu. %80 tuttu. Dediğim gibi. Şimdi inşallah artık iyisiyle kötüsüyle 2022 Tayfa ile beraber olacağız. 2022 Tayfa ile beraber çalışmalarımızı, planlarımızı en verimli şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Ben burada her zaman sizinleyim. Her zaman da sizinle olacağım.
Attığınız mesajlar için teşekkür ediyorum. Herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.